İncirte aflatoksin sorununun kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Aydın Akyüzlü, aflatoksin sorununun çözümünde önceliğin üretimden başladığını, ihracatçının bu yükü tek başına taşıyamayacağını belirtti. Akyüzlü, geçtiğimiz yıl aflatoksin nedeniyle ihracatta 150 alarm alındığını söyleyerek, "Bunu hafife alırsak Avrupa pazarını kaybedeceğimiz" uyarısını yaptı. Şimdi efendim, yani biz aflatoksin konusunda bu işin hep neticesiyle ilgilendik. Oysa bu iş tarlada başlamakta. Yani üretici, tüccar ve ihracatçı el ele vererek bu konunun ve hastalığın üstesinden bizim gelmemiz gerekiyor. Elbette sıfır hale getiremeyeceğiz. Bu doğanın, incirin ve meyvanın kendi yapısında kaynaklanan bir olay. Ancak bunun da üretici olarak üstüne düşen bazı görevler var. Yani bazen üzülüyorum, üzülerek seyrediyorum. Hala da incir bahçelerinde İhracatçılar Birliği'nin ve borsamızın el birliğiyle dağıtılan bir iyilek torbaları var. Bu iyilek torbaları hala da hasat mevsimi geçmiş olmasına rağmen halen de müşterimiz, üreticimiz bunları ağaçlarına koparmış halde değil. Aynen eski iyilek torbaları içindeki eski iyilekleriyle beraber halen de bulunmakta. Biliyorsunuz iyilek torbaları içerisindeki iyilekler iyilek atıldıktan sonra belli bir süre sonra toplanması gerekip toprakları imha edilmesi gereken bir olay. Maalesef ki maalesef hala da müşterimiz ağacın başında bulunan bu torbaları almaktan bile aciz noktasına getirdik. Dolayısıyla yani bizde bütün bu hassasiyet bu işi halletme olayı ihracatçılarda ve ihracatçıların işletmelerinde halletme gerekiyor. Yükün tamamı bizde. Dünyada böyle bir şey yok ki tarlada meydana gelen olayın işletmede sonuçlanması gibi böyle bir ters bir çelişki, ters bir alaka hiçbir yerde yok. Bunu bizim eğer müstahsilimiz, yani üreticimiz, yani tüccarımız, yani ihracatçımız el ele vererek halledemezsek bahsetmiş olduğunuz konuya ben de üzülerek katılmak zorunda kalacağım. Çünkü sadece bütün iş ihracatçıda halledilmesi gereken bir iş değil. Biz işin neticesiyle ilgiliyiz. Yaptığımız iş nedir? Gelen toksinli malı sadece biz burada ayıklayabiliyoruz. Onu da göz ortamında görebildiğimiz şekilde ayıklıyoruz. Oysa bunun içerisinde göremediğimiz ve teknolojinin hakim olamadığımız, mevcut teknolojilere hakim olamadığımız, ulaşamadığımız birçok daha parametreler var. Bu parametrelerin de oluşumu tarlada meydana geliyor. Bunun bizim tarlada halletmemiz gerekiyor. Yani önümüzdeki yıl eğer Tarım İl Müdürü, üretici, ihracatçı ve tüccarlarla el ele vererek örgütlenme iş bir şekilde bu işin olayın üstüne gidecek olursak biz bu işin hakkından gideriz. Bu seneki 150 alarm olmuş olması nedeniyle bir tanesi bu sene bildiğiniz gibi gizli toksin vardı incirde. Yani bizim işin sadece incirin dışında görebildiğimiz yani ultraviyole ışınlarında seçebildiğimiz green renkteki incirlerin seçilmeyle biz ilgiliydik. Oysa ki içeride göremediğimiz ışını seçemediği halbuki öncelikle toksinsiz diye ayrılan malların içinde de maalesef ışıktan geçen yani teknoloji yeterli olmamasıyla geçen toksinli olan mallarımız var. O nedenle biz buna hakim olma şansımız yok. Bunlardan kaynaklanan, gizli toksinden kaynaklanan hızlı alarm sistemleri bu şekilde ondan artış meydana geldi. Yani ürünün genel kaidesi itibariyle bu sene böyle bir çarpık yapı içindeydi. İnşallah hava şartları bunlara yardımcı olursa ve üreticilerimiz ve tüccarımız ve ihracatçılarla beraber el ele vererek ve tabii ki Tarım İl Müdürlüğü'yle birlikte bu işlerin üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Yani bu işi hafife almamamız gerekiyor. Kesinlikle hafife almamamız gerekiyor. Eğer yani bir şey olmaz bu da geçer gibilerden böyle bir işin içerisine girmek durumunda kalırsak biz bu ürünümüzün ihraç etme şansımızı kaybedeceğiz. Ve zaten olmaz olmaz demeyelim. Bir yıl İran'da aflatoksin nedeniyle Avrupa Birliği bütün İranlı menşeli çam fıstığının ithalatını kesti. Bu da incirden yapamaz diye bir şansımız yok. Her an her şey olabilir. Bizim bu işi ciddi şekilde sarmamız gerekiyor.